18 Ekim 2023 Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Kasvetli, kapalı, yağmurlu bir Paris gününden hepinize merhaba. Şimdi ben Sesli Gazete'ye geçeyim. Entro'da söyleyecek bir şeyim yok. Siz de like, mic işte yapın onları. Abonelikleri falan işte. Aklınıza ne geliyorsa. Şunları artık bir çıkartalım ya. En azından 5000'in üzerine çıksın artık arkadaşlar. Vallahi yazık oluyor ya. Her gün çekiyoruz bir de. Her gün çekip bir YouTube'cunun nasıl abonelere düşer valla anlayabilmiş değilim. Biliyorum, biliyorum. Nedenini biliyorum da işte anlayamadığım bir neden bu. Ben Sesli Gazete'ye geçeyim. Evet, dünya hala bombok arkadaşlar. Kan ve gözyaşı. Biraz romantik bir giriş oldu. Aklıma şey filmi geldi, hatırlıyor musunuz? Intelligence Artificial vardı ya, şu bir tane çocuk. İşte robot aslında ama böyle insani duyguları var gibi filan. O sahiplendiği aileyi filan çok seviyor. O kadını gerçekten annesi filan belliyor. Orada oyuncağı var, o da robot bir tane, ayıcık. O bir sahnede, hangi sahnedeydi bilmiyorum. Şey diyor. Dünya senin anlayabileceğinden daha fazla gözyaşıyla dolu diye bir cümle kuruyordu orada. Çok etkilemişti beni. Şimdi tabii bu dünyanın bombok olmasının sebebi tabii insanlar, yine bu dünyayı bombok kılan. Özellikle işte diktatör liderler, despot adamlar, otoriter adamlar, gücü eline geçirmiş yöneticiler. Güç insanın elinde böyle bir ateş gibi. İnsana öyle bir haz veriyor ki o ele geçirdiği güçle her şeyi yapabileceğini ve yaptığı her şeyin mubah olabileceğini zannetme duygusu veriyor o güç, o eldeki şey neyse. Şimdi tabii haberler karışık her zaman olduğu gibi. 2 gün önce görmüştüm bunu da çok şey yapmamıştım. 2-3 kere daha önüme düşünce alayım bari dedim. Şimdi biliyorsunuz dünyada sadece işte Gazze'de değil işte Azerbaycan, Ermenistan, işte Dağlık Karabağ, Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyi, dünyanın daha bilmediğimiz pek çok coğrafyasında savaşlar, insanlar birbirlerini öldürmeye devam ediyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi de Aliyev. Bu adamın babası yine akıllı bir adamdı yani. Vallahi yani bu çocuk, bu oğlan genlerini kimden aldıysa, şimdi bu da bir diktatör oldu. Babasını da geçti. Babasını tam diktatör diyemeyiz yani. Belki komünist Rusya yıkılmış, işte ülkeler kurulmuş falan, işte eski KGB çalışanı filandı, ajanı mıydı bilmiyorum da yani Aliyev. Bu adam babasını falan geçti, solladı, gitti. Şimdi işte kendi o Azerbaycan'ın kamuoyunu kendisine bağlamak için değişik değişik atraksiyonlar yapıyor. Nasıl işte Erdoğan Kürtlere bomba yağdırıyorsa o da işte orada bir şeyler yapıyor ki işte ben Ermenileri kovuyorum, bakın topraklarımızı geri alıyoruz filan. Bak şey meselesine girmiyorum yani, toprakların işgali, onun geri alınması filan değil de yapılacak şeyler var, yapılmayacak şeyler var. Şimdi Aliyev Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı binasına giriyor. Bir yerde bir bayrak var, işte onların kendi bayrakları, kabul ettikleri bayrağı basarak üzerinden geçiyor. Ya bu ne biliyor musunuz? Lan bir ergen ol değil mi? Biraz ergenleş ya, biraz büyü yani. Yani vücudun büyümüş ama kafan şey gibi, kalas gibi. Lan ben bayrağı ezerek geçmek nedir ya? Lan biraz bir ne bileyim tansiyonu düşürücü, ne bileyim hani biraz tamam kardeşim burası bizim toprağımız, burası işte Ermeniler tarafından işgal altındaydı ama işte biz bunu kabul edemeyiz. Onlar da burada yaşasın, biz de yaşayalım ama işte bizim bayrağımız adı altında bilen. Hani bunu demek var, bunu dese kabul anlayabilirim yani. Giriyorsun bayrağı ezerek geçiyorsun. Dallama. Hülya Avşar siyasete mi giriyor? Balıkesir'de bir açılışa katılan sanatçı Hülya Avşar isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını söyledi. Hazır değilmiş. Hazır olmana gerek yok zaten. Yani sen olmak istiyorsan yeter o. Olursun. Türkiye'de biliyorsunuz siyasete girmek için herhangi bir kalıbının olmasına gerek yok. Böyle bir şey yok. Başlık daha da enteresan. Hülya Avşar siyasete mi giriyor? Orası belli olmaz.
siyaset mi Hülya Avşar'a girer, Hülya Avşar mı siyasete girer. Türkiye'de böyle biliyorsunuz. İyi Parti'den aday olsun ya. İyi Parti topluyor ya böyle piyasadan. Sarayın fışfışı yine ağzından salyalar akıta akıta höpürdete höpürdete o salyaları konuşuyor. İşi gücü bırakmış. Sanki Türkiye'nin tek derdi oymuş gibi. Çünkü ne kadar nerede boktan boş işler varsa onların peşinde ya. Yani bir özgül ağırlığı da yok. Yaptığı hiçbir şey de yok yani. Türkiye adına hele hiçbir şey yok. HDP kapatılsın da kapatılsın. Tamam, derdi bu. Bundan dolayı Anayasa Mahkemesi'ni sorumlu tutuyor. Anayasa Mahkemesi nasıl bunun gereğini yapmaz, HDP'yi kapatamaz filan. Devlet Bahçeli bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı. Anayasa Mahkemesi'nden davacı olacağız. HDP'nin kapatma davasının açılmasını takiben YSP adıyla seçimlere girmesi Türk adaletiyle alay etmektir. AYM Başkanı ve üyeleri direkt size soruyorum. Olan biten rezaletleri ne zaman görmeyi aklınızdan geçiriyorsunuz? Gecikmiş adalet adalet değildir. Bu gerçeği bilmiyorsunuz. Bir de adaleti biliyormuş gibi konuşuyor yani. Adalet bunların ekmeğine ne zaman yağ sürerse adalet. Yani bunların istediği zaman adalet. Bunların istemediği zaman adalet madalet değil o. Öyle adalet yerin dibine batsın. Çoluk çocuk hapse girsin. Ana, loğusa kadın, yaşlı, genç neyse onu soksunlar onları. O zaman adalet. Ama bizim istediğimiz olmayınca bu adaletsizlik ya. AYM'nin Kandil'de köprü kurması, teröristleri arkalaması hukuk onuruyla, demokrasiyle kesinlikle bağdaşmayacaktır. HDP kapatılmalıdır. Kapatılması gereken tek şey senin çenen. Keşke senin çenen kapansa yani. Kitlense. Şimdi CHP'liler bir hashtag açmış internette arkadaşlar. Twitter'da özellikle. CHP'liler TBMM'de kabul edilen tezkere öncesi X platformunda yabancı askere hayır hashtagı ile gündem oluşturdular. Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz. Şimdi TBMM'de kabul edilen tezkere öncesi böyle bir şeyin gelmesi de acayip manidar. Çünkü biliyoruz ki CHP'liler de dahil olmak üzere muhalifler ne yapıyorlar? Türk askerinin başka bir ülkeye gitmesine izin veren o tezkereye evet oyu veriyorlar. Yani burada CHP'liler ne kadar oy kullanmış, ne kadar evet demiş, hayır demiş orasını bilmiyorum. Ama bunların işte zamanında içimiz kıyıla kıyıla tezkereye evet dedik dediklerini hatırlatmak lazım biliyorsunuz. Yabancı tezkere yani başka bir ülkeye senin askerinin, Türk askerinin gitmesine izin vermek, gitsin demek, bunun için oy vermek, Türk askeri yabancı asker olarak başka bir ülkede bulunsun demek. Sen o başka ülkelere, Suriye, Irak neyse onlara sordun mu ülkenizde yabancı asker, Türk askeri istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye sormadın değil mi? Sen kendi meclisinden geçiriyorsun. Ha, kendi askerinin yabancı asker olarak başka bir ülkede olmasına göz yumuyorsun, istiyorsun bunu. Ama kendi ülkende başka bir ülkenin askerinin olmasını istemiyorsun. İşte muhalefetin anlayamadığımız kendi içindeki tezatı bu. Bunun üstesinden gelemiyorlar, içinden çıkamıyorlar, altından kalkamıyorlar. Böyle saçma sapan adamlar, lan bir yaptıklarınızla düşündükleriniz birbirini tutmuyor. Söylediklerinizle yapacaklarınız da birbirini tutmuyor. Ya bu ne saçmalıktır yani? Sen diyorsun ki benim askerim Suriye'ye gitsin, Irak'a gitsin. Iraklılara, Suriyelilere sordun mu benim askerim sizin orada yabancı asker olarak bulunabilir mi diye? Yani bu nasıl bir küstahlıktır ki sen kendi kendine benim askerim oraya gitsin ne olacak ya zaten orada Amerikalıların askerleri var benim askerlerim de olsun ya demek. Bu nasıl bir şeydir? Yani anlaşmalar var NATO çerçevesinde, şu çerçevesinde, bu çerçevede. Senin askerin Somali'ye gider, Kosova'ya gider, Afganistan'a gider, gider de gider. Bir de CHP lideri çıkmış demiş ki Kılıçdaroğlu yabancı asker geldiğinde yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız demiş. Aferin şu cürete bak. Cüret değil cüret. Cürete bak. Şu angajmana bak yani. Şu cesarete bak ya. Var mı böyle bir şey? Yok. Önünde duracağız demiş. Yani sanki Adana İncirlik'teki askeri üst daha kurulmamış. Kurulacak. Bunun planları yapılıyor. Bunlar da Amerikan askeri bizim ülkemize gelip nasıl üst kurabilirler ya? Diye protesto etmeye başlamışlar. Bunun protestosunu yapıyor. Lan yıllardır var zaten Türkiye'de Amerikan askeri. Veya neyse. Üstteki haber, Deva Partisi'nden AK Parti'ye ilk destek. İlk değildir bence. Daha doğrusu son da değildir, son da olmayacaktır. Muhalifler bir şekilde zaten AKP'ye destek oluyorlar. Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin,
Demiş ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde Deva Partisi olarak oyumlu oy vereceğiz demiş. Aferin sana Berber, aferin. Aferin, o da dökülen kanlarda senin de payın bulunsun. İsrail Gazze'deki Ulusal Arap Hastanesi'nde bombaladı. Yapılan resmi açıklamada ilk belirlemelere göre 200 ila 300 arasında, bugünkü bir haber vardı, 500'ü geçtiği falan söyleniyor, kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı aktarıldı. Ben tabii bu çoluk çocuk bunları gösteriyorlar, bakamıyorum, edemiyorum. Parçalanmış eller, ayaklar, kanlar içerisinde falan. Şimdi Netanyahu da çıkmış. Diyor ki ya hepsi böyle bunların, hepsi. Vallahi billahi hepsi böyle. Netanyahu'dan hastane saldırısı savunması. Biz yapmadık. İslami Cihat örgütünün attığı roketler sebep oldu. Yani buna dünyanın inanmasını bekliyor. Ya biz atmadık yani, onları kendileri patlattı filan. Ya bizim çocuklarımızı öldürüyorlar, kendi çocuklarını da öldürüyorlar, bizim üzerimize atıyorlar filan diyor. Yani bu mantıkla bakarsak, yani Netanyahu'nun mantığıyla bakarsak şöyle de diyebiliriz. İlk o barbar saldırıyı yapanlar aslında Hamas üyeleri değildi. Hamas kılığına girmiş. İşte İsrailliler de onlar sanki Hamas yapmış gibi yapıp, bunlar işte sana bir şey meşruiyet verip sen de bu sayede Gazze'ye savaş açtın filan. Biz de öyle mi diyelim yani, böyle mi düşünelim? Ulan 500-600 kişiyi bir anda öldürebilecek bir bombayı atacak şeyleri var mı adamların? Tamam var, sallıyorlar işte rastgele bir yerlere, ama onunla o aynı mı yani? Bir de bizim inanmamızı falan bekliyorlar. Ya ne, nasıl bir dünyadır arkadaş bu ya? Hemen Türkiye gündemi. Diyorsun ki biraz moralim bozuluyor, başka bir yere bir şöyle kafamı çevireyim diyorsun. Orası daha da bok yani. Oradan sıkıyorsun bari biraz... Gündem değişsin, şuraya bakayım diyorum. Orası da aynı ya. İmamlar hanımları üzerinden dolandırmış. Evet, imamlar hanımları üzerinden dolandırmış. Sinop merkezli bir araç kiralama şirketinin dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. Şirketin sahiplerinin imam olduğunun ortaya çıkması üzerine vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na da şikayette bulundu. Bununla alakalı bir fetva verirler yani. Kesin bir fetvaları çıkar yani. Bu şey derler yani, araç kiralama şirketinde işte hanımları üzerinden başkalarını dolandırmak işte dinimizde caizdir. Bunun bir sakıncası yoktur. Yani bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Sinop merkezli araç kiralama şirketi CNGZ Filo, Cengiz Filo. Bu Cengiz de her yerden çıkıyor ya. Ve araç kiralama kurumsal hizmetleri limited şirketinden araç satın alan vatandaşlar belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne sürdü. Vatandaşların bir kısmı nitelikli dolandırıcılık iddiası ile suç duyurusunda bulunurken ilgili şirketin yetkililerinin imam olduğu ortaya çıktı. İmammış bunlar ya. Ne yapacağız? İmam acaba bir dava açsak mı filan? Bilmiyoruz. Şimdi bunlar tereddüte imammış. İmamsa... Cumhuriyet'in haberine göre SG isimli mağdur vatandaş ise şirket yetkililerinin imam olduklarını ve bu sayede nüfuzlarını kullandıklarını belirtti. SG para iadesi yapmıyorlar. Birçok mağdur var. Kapatmışlar iş yerlerini. Sonra araştırdığımızda bizim gibi birçok kişinin olduğunu öğrendik. Araştırmaya başladıkça zaten işin arkası geldi. Adamlar zaten imam oldukları için hanımlarının üzerine şirket açarak başlıyorlar. Ne güzel iş ya. Ne güzel. Ben çok... Gerçekten dolandırıcılıkta farklı bir boyut atlattı AKP Türkiye'yi. Yani biliyorsunuz o FETÖ borsalarıdır, bilmem nelerdir. Yani bunlar da tabii öyle büyük şeylere çökemediği için, imam sonuçta adam ya. Çökemedikleri için böyle ufak tefek işte vatandaşları dolandırarak onlar da ay sonu bütçelerine bir katkıda bulunuyorlarmış. İmam. İmamların daha neler neler yaptığını da görmüştük burada biliyorsunuz. Nereden buluyorlar bu imamları bir dedim. Nasıl imam olunuyor? Nasıl öğreniyorsun yani? O mesleğin hangi aşamasında insan dolandırmayı öğreniyorsun? Hani ne bileyim, sen imamsın ya, ben böyle şeylere girmeyeyim, karışmayayım. Ticaret micaret şimdi. Hani çıkar çatışması olur benim yaptığım işle o. Demek ki profesyonel bakıyor. Yani dolandırıcılık farklı bir şey. Profesyonel olduğu için meslek daha başka bir şey. Olaylara profesyonel bakıyor adamlar. İmamlığını da yapıyor. Namazını kıldırıyor. Onda bir problem yok. Ama dolandırıcılık o farklı bir şey yani. Hobi olarak yapıyorlar bunu. Ek gelir. Tasarruf tedbirleri yayınlanmıştı.
TBMM 113 lüks araç birden kiralayacak. Ulan daha dün haber yaptık. Tok kullanmayacaklar mıydı bunlar? Mehmet Şimşek demişti. Bütün kurumlarda bundan sonra işte yerli malı, yerli malı tok kullanılacak falan diye. Adam daha dün dedik bunu. TBMM 113 lüks araç birden kiralayacakmış. 113 lüks tok mu acaba? TBMM 3 yıllığına kiralanacak araçlar 0 kilometre, 57'si 1900 motor, tümü 2023 model ve üstü araçlar için ihaleye çıktı. Kiralama şartnamesinde araçların TBMM'yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanlarıyla beraberlerindeki heyetlerin ve diplomatik konukların ulaşımında kullanılacağı öne sürüldü. Yani 113 tane lüks araç bunun için mi kullanılacak? Yani zaten şu anda mevcut sistemde hurda araçlarla mı bu misafirleri götürüyorsunuz havalimanından neyse konaklayacakları yere, toplantı yapacakları yere kadar böyle köhne arabalarla falan mı gidiyor bu yabancı diplomatlar? 113 tane lüks araç. Bahanesi de o yani. Biz kendimiz için değil yani, itibar. Yani şimdi onları kötü bir arabayla götüremeyiz. Ulan kıçı kırık bilmem ne ilçesinin belediye başkanı bile gelir gelmez göreve ilk yaptığı şey Passat'ı beğenmiyor. Ben Passat'a mı bineceğim ya falan, BMW alıyor falan böyle makam aracı. Onun bile var. Yani Türkiye'de şu anda gelen bir diplomatı götürecek düzgün bir araç yok yani, öyle mi? 82 Baro'dan başsavcının rüşvet mektubu açıklaması. 2-3 gün önce vardı ya bir tane Bir Gün gazetesinde çıkan o 17-25 Aralık savcılarından, daha doğrusu 17-25 Aralık dosyasını kapatanlardan bir tanesi. Namussuzların önünde gidenlerinden. O işte böyle bir şey olur mu ya, çok rüşvet var falan diye böyle bir şeyde bulundu adam. Sonra tabii bunu yapan gazetede dahil olmak üzere çok büyük bir kesim Türkiye'de bunu söyleyen, bundan şikayet eden adamın aslında 17 veya 25 ikisinden bir tanesi bu dosyayı kapatan savcı olduğunu dile getirmedi. O da çok tuhaf yani. O da çok tuhaf. 82 Baro bu haberle alakalı bir açıklama yapmış. Rüşvet mektubu açıklaması. Hakimlerin tarafsızlığına şüphe düşürecek nitelikte demiş. Kusura bakmayın, özür dileriz ya. Biz öyle bakmamıştık olaya da yani. Yani sanki o haber olmasa yani biz şey yapacağız yani, bu hakimlerin tarafsızlığıyla alakalı hiçbir şüphe aklımızda olmayacak, kalmayacak. Hiç şüphe falan duymayacaktık yani. Yani iyi ki bu adam çıkmış da böyle konuşmuş. Yoksa biz yani şüphe duymuyorduk zaten ama aklımızda bir şey oluştu yani ya. Böyle şey ekmemek lazım yani. Nefret, kin tohumu neyse, ayrılık tohumu falan, böyle böyle adamlara niye mani olmuyorsunuz ya? 82 Baro demiş yani, böyle şeyler sadece dar çerçevede olur. Birkaç kişi yapıyor bunları. Hepimiz yapmıyoruz ya. Vallahi billahi filan gibi öyle bir mektup şey yapmışlar ama ha bir kişi yapmış, ha 10 kişi yapmış, ha 15 kişi yapmış. Bunlar içinizden temizlenmediği sürece siz bunun komplisi, yani ne denir ona, ortağı olmuş gibi oluyorsunuz. Ve yıllardır bu devam ediyor ve temizlenmeyen bir pislik böyle gelip 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 duruyor. Yıllardır böyle. Eskiden olsa, hadi 20 sene önce olsa bir tane rüşvetçi yakalanırdı, hapse atardın. Lan bu düzen böyle. Sistem böyle. O 82 Baro'daki herkes de yapıyordur bir taraflarında yani. Bir bulundukları mıntıkada. Hani bunun aksini ispatlayacak yok bir de. Yani bu gördüklerimiz sadece buzdağının görünen yüzü. İstanbul'da İsrail'e karşı düzenlenen protesto gösterileri sırasında bir grup McDonald's şubesine saldırıp camlarını indirdi. Zaten bu Taksim'deki galiba. Ne zaman bir gösteri olsa ilk önce McDonald's orada hedef alınıyor. McDonald's Türkiye daha önce Katarlı Bohem Investment şirketine ait olduklarını, McDonald's İsrail işletmesiyle hiçbir bağlantıları olmadığını ve Gazze'ye yardım gönderdiklerini açıklamıştı. Durun durun, vallahi biz Gazze'ye yardım gösterileri gönderiyoruz ya falan gibi. O da böyle kendini işte korumaya çalışıyor falan. Ulan ona bakmaz ki adam, McDonald's yapınca kırar girer içeri yani. Ama onlara, o saldırganlara böyle bir bedavadan bir kola, bir McFish menü neyse o Big Mac falan var ya, onlardan verse bence bu olay tatlı bağlanırdı yani. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Bak ben ne dedim arkadaşlar? 3 gün 4 gün önceki Sesli Gazete'ye bakın. Ne dedim? İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır.
Bak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili vardı ya haber. Dedim sen şey yap yani sen salağa ver, salağa okut filan diye. Bak salağa okutacaklarmış. 3-5 gün sonra da olsa olayın üzerinden kaç gün geçmiş salağa okutacaklarmış. Tek yaptıkları şey o zaten salağa okut. İşte cenaze, gıyabi, cenaze namazı filan. Bu tip etkinliklerle onlar da tabii Gazze halkına çok büyük destek oluyorlar. Merhem oluyorlar Gazze halkının yaralarına. Salağa okutuyor adam ya. Salağa okutuyor. Devletimiz emretsin en önde Gazze'ye ben giderim diyen İmam Halil Konakçı, İsrail konsolosluğu önündeki protesto gösterisinde polisin sıktığı gazdan etkilenerek fenalık geçirdi. Zaten fenaydı. Zaten fena bir adam. Fenalık geçirmiş. Şimdi daha İsrail'e gitmeden böyle fenalık geçiriyor. Bu arada Saadet Partisi bilmem ne başkanı da oradaymış. Adamı hastaneye kaldırmışlar, ölmüş. Bu gazdan etkilenmiş. Vallahi demin başka bir tane daha haber vardı. Şimdi bu Halil Konakçı böyle etkilenmiş ya, böyle fenalaşmış ya orada. Daha gitmeden. Şimdi bu adam bunun üzerinde tepinir. Yıllar boyunca biz Gazze'ye karşı, biz ne kadar işte Gazze'nin işgaline karşı mücadele verdik. Öyle bildiğiniz gibi değil. Ben bir gaz yemişim, öyle bir fenalaştım falan. Bunun artık üzerinde tepinir bu adam. Kullanır bunu yıllar boyunca. Vay biz ne mücadeleler verdik Gazze için ya falan diye. Acaba bugüne kadar hep yok işte LGBT'liler, yok işte kadınların giyinişi, etekleri, bilmem neleri filan hani kürsüden anlatıyor ya bu dallama. Acaba şey der mi ya? Mesela ya kardeşim Müslüman bir ülkedeyiz. İsrail'i protesto ediyoruz. Bizim kendi polisimiz AKP'nin başında olduğu ülkenin polisi bize gaz sıkıyor ya böyle bir şey kabul edilemez filan. Biz nerede yaşıyoruz? Ha? Acaba bunu diyecek mi? Böyle bir eleştiride bulunacak mı mesela? Mesela şu anda başta CHP falan olsaydı, başka bir parti olsaydı işte CHP'liler bize bunu yaptı falan derdi yani. Bakıyorum çok merak ediyorum. Akşener Sinan Aygün sorusunu beğenmedi. Dün haberini yapmıştık Sinan Aygün'ün adaylığıyla alakalı. Bunlar da piyasadan şimdi adam topluyorlar ya. Onunla alakalı bir gazeteciyi azarlıyor. Saçma sapan ne azarladı da işte bunun sizden izin mi alacağım ya falan gibi kendince sarkastik böyle. Aa sizden özür al şey izin almadığım için özür dilerim ya almam gerektiğini bilmiyordum gibi. Böyle sarkastik bir şey. Gazeteciler de bunu soruyor çünkü orada konuşması bittikten sonra yürümeye başlıyor. Her gazeteci de ilk önce ben sorumu sorayım hesabında. Tabi bunlar şeyle iktidarla aynı mayaya sahip oldukları için böyle gazetecilerin kendilerine soru sormalarını falan böyle sevmiyorlar öyle şeyleri. Böyle bir tavır içerisinde bu kadın bana şeyi hatırlatıyor. Bizim yaş grubu bilir. Yani 80'lerde ilkokulda, ortaokulda böyle işte kadın öğretmenler falan böyle biraz yaşını işte 50'lerinde falan olan. Tabii ki o zamanın toplumunda falan biz çocukken falan kimse annen baban ne iş yapıyor deyip baban ne iş yapıyor diyorsa genelde anneler çalışmaz, kadınlar çalışmazdı biliyorsunuz o zamanlarda. Dolayısıyla o konjonktürde kadınların çok az çalıştığı bir toplumda öğretmen olmuş ya böyle. Ulan kendisini şey sanan, toplumun önde gelen işte fikir liderlerinden böyle bir tavırları vardı bu kadın öğretmenlerin. Bilmiyorum size bir şey anımsattı mı? Böyle bunları eleştiremezsin, bunlara karşı bir şey söyleyemezsin. Çünkü o yoklukta öğretmen olmuş kadın olarak filan, Böyle bir havada, böyle bir ruh halinde kadınlardı. Hep çok iyi hatırlıyorum. Bu bakınca bu şeye, Akşener'e aynı onu görüyorum ha. Aynı. Hiçbir şey beğenmiyor, beğendiremiyorsun. Onların kendilerine göre bir yargı değerleri, sistemi var. Onlara kesinlikle itaat etmen lazım. Gitti. Evet şimdi şöyle de güzel şeyler oluyor. Dediğim gibi insanların hepsi bir değil, aynı değil. Yani işte Filistin'dir, Gazze'dir, bilmem İsrail bombardımanıdır, işte ölen insanlar falan. Buna karşı çıkan insanlar da var. Yani Filistinlerin içerisinde ne kadar çok veya dünyada ne kadar çok Müslüman Hamas'ın yaptığı o barbarlık olarak nitelendiriyorsa İsrail'in şu andaki o Gazze bombardımanı, ölen çoluk çocuk insanlar falan bunun da durması gerektiğini, bunun da bir barbarlık olduğunu dile getiren pek çok da İsrailli, pek çok da Yahudi orijinli dünyada insan var.
Yahudiler olarak Gazze'de yaşanan soykırımın hemen durdurulmasını istiyoruz. Amerikalı Yahudiler Beyaz Saray önünde Joe Biden ve İsrail'i protesto etti. Yani şeyler de değil bunlar ha. Ultra Ortodoks işte Yahudiler biliyorsunuz İsrail Devleti'ne karşılar ya. Onlara göre işte Mesih mi ne gelecek ondan sonra İsrail Devleti kurulacak. Ondan önce kurulan İsrail Devleti kabul edilmiyor falan böyle bir şeydi. Onlar değil yani Ortodoks olanlar değil. Normal şey seküler Yahudiler. Amerikalı Yahudiler Beyaz Saray önünde Joe Biden ve İsrail'i protesto etti. Netanyahu hükümetini soykırım planlamakla suçladı diye. Belki bunlar bu tip şeyler hani bir etkisi olacağından değil mi? İnsanların bir stereotipten kurtulması için. Demek ki herkes, bütün İsrailliler, bütün Yahudiler aynı şeyi görmüyor, düşünmüyor. Görmek için bence önemli diye düşünüyorum. Yine o baştakiler, işte o yöneticiler neyse. Bunlar yine bildiklerini okuyacaklar. Ama bu en azından bu tip şeyler Filistinlerden de var muhtemelen. Müslüman dünyasından da var buna karşı çıkanlar. Önemli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de o zaman gideyim. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Bir dahaki Sesli Gazete'ye kadar daha kansız, daha az gözyaşısız günler inşallah.